Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size çok kolay bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, modelimize kolay dedim ama arkadaşlar görünüşü bakın kelebeği de andırıyor. Şöyle yapraklardan oluşan bir model. Çok da güzel arkadaşlar. Şöyle tülbentin kendi renginden yaprağın teki sıralı gibi gidiyor. Sadece şu ikinci istediğiniz renkleri hangi renkte yapmak istiyorsanız onu bu şekilde böyle koyarak devam edersiniz. Evet. Gerçekten şöyle yapımı kolay ama görünüşü güzel olan modelleri tercih ediyorum. Çok da hoş bir duruşu var. Böyle uçuşan kelebekler gibi oluyor. Bakın 3 tane böyle kirpikli trabzanlardan oluşuyor diyelim bu şekilde bir kanat. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemini üçer zincir çekerek hazırladım. 696 no'lu videomda arkadaşlar orada mevcut. Oradan tüm püf noktalarını izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Şöyle iki tane çiçeğimin arasına da 15 tane bu şekilde kirpikli trabzanlar bırakıyorum. Şöyle hemen dediğim gibi ilk başlarken bir zincirle tutturup bir defa dolayıp trabzan yaparak başlıyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde arkadaşlar. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından girip sabitliyorum. Evet, bu şekilde 15 tane yaptıktan sonra şimdi bir zincir çektim yine ara kısmına. Bir defa tığı dolayıp hemen 2 alarak trabzanımı yaptım. Bunun üzerine 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. Ters tarafını çevirip şurada bir tane bırakıp bu ara bir zincirli boşluktan girip 10 zinciri buraya sabitledim. Bir zincirle dönüşümü yapıp hemen yuvanın içine sık iğne ile girdim. Dönüşü bir zincirle yapınca sık iğne güzel duruyor. Şimdi 3 tane zincir çektim. Bir defa tığı dolayıp 1, 2 ve 2. 3 zincir boyutunda trabzanımı hazırladım. 3 zincir çekiyorum yine. Bu ilk kirpiklerin zinciri 3 arkadaşlar. 2 az oluyor. O yüzden dönüş kısmında bir zinciri yiyor yani. Bu 2, 2 zincir, bu 3, 2 zincir. Bu 4. Ara kısmından girip buraya sabitledim. Şimdi bakın. Baştaki 3 zincirle beraber 4 tane kirpik oldu. Sık iğne ile hiç zincir çekmeden bu 10 zincirli ana yuvaya sabitledim. Ve şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle ters tarafına çevirdik arkadaşlar. Bakın bu 8 zincir tam bu boyutta olması lazım. Sizin el ayarınızda da sıksa bir fazla, çoksa bir eksik çekebilirsiniz. Bakın hafif şöyle bolluk olacak. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Aynı şekilde bu ikinci yuvayı yapacağız. Girdim, kapattım. Şimdi 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Kapattım. 2 zincir, bu 3. 2 zincir, 4. kirpik. Şöyle net gözüksün. 2 zincir, 5. 2 zincir, 6. Bir tane daha yapıp 7'ye tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi ana yuvaya da hiç zincir çekmeden
10 zincirli yuvaya da sabitliyorum ve bakın bu şekilde. Şimdi buraya 13 tane zincir çekeceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İlkine 3 zincir, sonra 8 zincir, şimdi de 13 zincir çekerek yaprağımızın oluşumunu sağlıyoruz. Bakın arkadaşlar, böyle ölçtüğünüzde tam bu 3 zincirden çekmiş olduğunuz yuvanıza eşit olsun. Ne bol veyahut da ne gel. Hafif şöyle bolluk olabilir. Bakın. Şimdi ben bunu bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Gerdirme oldu. Biraz gevşek çektim. 8 zincirimi sanırsın. Evet. 3. zinciri de kapattıktan sonra şöyle 3 zincirle düz tarafına döndüm. Buraya yuvanın içine girip sabitledim. Aynı şekilde 2 zincir çekerek şöyle devam ediyorum. Bakın. 2 zincir 3 oldu. Şöyle 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 2 zincir, 9, şöyle bak, şu tırtıklar hoş ve güzel bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Yine 2 tane zincir çekip 10'a tamamlıyorum. Son sıramızda 10. 4, 7 ve 10 olarak yaprağımızı tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle 6 tane zincir çekelim. Bu yani 10 zincir çekmiştik ya, 5'ine yaprağı, ilk bu yeşil yaprağı yaptığımızı düşünelim. 5'ine de renkli yaprağımızı yapacağız. Şöyle bakın, çok hoş ve zarif bir yaprak oluyor. Bunu arkadaşlar bakın, buraya renkli yaprağımız için ister örümcek yapın, isterseniz benim gibi zincir yapın. Zincir daha kolay ve güzel oluyor yaparken. Bombilleri rahat yapılmıyor bunun üzerine yaprak. Bu şekilde 6 zincirden trabzana, dönüş yaptığım trabzanın içine kapatıp şöyle bir zincir çektim. Bakın, iki katını üstüne de yaprak yapacağız. Bir defa tığımı doluyorum hemen. Şöyle 2, şöyle 2. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Yine bir zincir çekiyorum ara mesafesi olarak. Bir defa tığı doladım. Boştaki tığ battıya 2, 2. 15 tane bu şekilde 3 zincirli kirpikli trabzanlardan yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bir zincir bir defa doladım. Anlaşıldığına göre biraz hızlı yapalım arkadaşlar. Şöyle bir zincir, sıradaki tığ battıya 2, 2 alarak girdim. 3 zincirimi çekip kapattım. Bir zincir bir defa tığ doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Kirpiğimi oluşturdum. Şöyle bir zincir bir defa tığ doladım. 2 ve 2. Evet, bakın 15 tane bundan yapacağız. Sonra bakın bu boşluktan 10 zincirli yuva hazırlayıp bu şekilde yaprağı yapacağız. Bakın ilk önce 3, sonra 8, sonra da 13 tane zincir çekerek bu zincir sayılarını ayarladım. Şimdi diğer renkli yaprağı da yaparak modelimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi diğer renkli yaprağımızı bu 2 zincirin arasından girerek sık iğnemi sabitleyerek yapacağız arkadaşlar. Evet, buraya sabitledim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığ doladım. Aynı işlemin renklisi. 1, 2, 2. İlk yuvayı 3 seferde aldığımız trabzanla yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Buradan trabzanın ara kısmından girip sabitliyorum ilk kirpiğimi. Diğerleri ikişer zincirden oluşacak. Şöyle 2,
2 zincir tutamadım. Şu şekilde tutayım. Şöyle. Tekrar 2 zincir. Bu da 4. kirpiğim arkadaşlar. Evet. İlk yuvayı bu şekilde hazırladık. Hiç zincir çekmeden direkt alttan giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitleyip ve 8 tane zincir çekeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen çeviriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 3 zincirle oluşturduğum yuvamın içine sabitliyorum. Yine 3 zincirle dönüşümü yapacağım. Şöyle zinciri ters tarafında çekerseniz kolay güzel duruyor arkadaşlar. Ters yüzünden döndük. 3 zinciri kapattım. Geriye kalan kısma bu şekilde ikişer zincirden 6 tane kirpik yapacağım. 2 zincir, şöyle 3, 4, 5 ve 6. Evet, toplamda ikinci yuvamızda 6 kirpikten oluşuyor. Yine biz bunu sık iğne ile yuvaya sabitleyip sık iğnenin üzerine zincir çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şöyle çevirdik. İlk bu. Burada 3 zincirden dönüş yaptığımız yere kapatıp bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincirden çekip buraya 10 tane kirpik yapacağım. Bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kirpiği oluşturup buraya 11.yi sık iğne olarak yapıyorum. Arada asla sık iğneye geçiş yaparken ana yuvaya zincir çekmek yok arkadaşlar. Yaprağı tamamladım. Şöyle bir zincirimizi de çektik. Rahatça koparalım. Evet arkadaşlar, bakın. Bu şekilde. Şöyle rengarenk yapraklar oluşuyor. Çok güzel de duruşu var. Kalıp gibi. Ütüye dahi gerek yok. Bakın şöyle gözünüzün önünde de göstereyim. Hemen şunu arka tarafına yakıp temizleyip bakalım. Evet, modeli hazırladım arkadaşlar. Bakın çok hoş durdu böyle. Rengarenk yapraklar. Salyangozu da anımsattı sanki sanırsam. Çok hoş. Çok güzel bir duruşu var. Bakın şöyle İkisini beraber renkli tutayım arkadaşlar. Ara mesafesi de şöyle 15 tane. Siz ne kadar isterseniz o şekilde bırakabilirsiniz. Çok hoş bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle inşallah o güzellik de kameraya da yansıyordur. Bakın ütüsüz, ütülendiğinde daha güzel böyle incecik oluyor. Bunlar tiril tiril oluyor. Bir de böyle esneterek yaparsanız ipiniz incecik daha zarif tiril tiril durur. Evet, modelim bu arkadaşlar. Şöyle sarıyı da göstereyim. Hoş ve zarif bir model oldu. Gerçekten çok güzel duruyor. Kolay, yapımı hoş. Modelleri tercih ediyorum dediğim gibi. Sizler de emekler için beğeni, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.
Şöyle elimin de üzerine koyup